zaman her yerde. Yıllardır mutfaklarınızda. Orkide. Sağlıkla, güvenle. Sağlıklı beslenmek isteyenler, Ekoloji İzmir ve Olivtek sizi bekliyor. İzmir Organik Ürünler Fuarı, Zeytin, Zeytinyağı ve Teknolojileri Fuarı ile birlikte 16-19 Mayıs 2013 tarihleri arasında İzmir Uluslararası Fuar Alanı'nda Kültür Park'ta. Resul Medine'de Medine hasreti Uhud dağı orada Cennetin kokusu var Medine'de Cennetin kokusu var Medine'de Resul Medine'de, gün Medine'de Hasreti Yasine'de Uhud dağı orada, Hamza oradadır Cennetin kokusu var Medine'de Çok sevdim ben seni, unutamadım. Sensiz bu gönlümü avutamadım. Derdimi kimseye anlatamadım. Cennetin kokusu var Medine'de. Resulün kokusu var Medine'de. Resul Medine'de. Sizler için Türkiye'yi karış karış gezmeye devam Madem ediyor. Onun bu haftaki durağımız İzmir, Hidayet Derneği'nin düzenlemiş olduğu onun Kutlu Doğum Haftası'nın programındayız. Yoğun bir katılım var.
Bakalım kutluluğu vakfısı İzmir fuarında nasıl oluyor hep birlikte yaşayalım. Onu sevmeyenlere doğru yol gösterdi Resul bizlere, vay haline onu sevmeyenlere, kalbim hasretle doluyor birden çok uzaklar. Allah أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن محمد رسول الله بارك الله بكم أوصيكم أن تكونوا مع جمعيتكم جمعية الهداية. من رحمة العالم نرى من جلس المؤمن نرى من رحمة العالم نرى من جلس المؤمن نرى من بيد شفاعة سيرى من جلس الأيتها من سرقي أهلا بكم بارك الله فيكم ونشكركم على هذا Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mevlid kandilini kutlu doğum haftasını kutlamak için bizler her yeri geziyoruz. Dünya İslam ülkelerinde bulunuyoruz. Türkiye ve diğer İslam ülkelerini dolaşıyoruz. Kutlu doğum haftası münasebetiyle Türkiye'de düzenlenmiş olan İskenderun'daki etkinliğe katıldım. Ondan sonra Adana'da düzenlenmiş olan etkinliğe katıldım. Daha sonra Mersin'de düzenlenmiş olan etkinliğe katıldım. Ve sonra Denizli'ye geçtik. Denizli'den sonra inşallah İzmir olacak. Hocamız diyor ki, tabii Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kutlu doğum haftası münasebetiyle kardeşlerimizle bir araya gelmek, onlarla tanışmak ve onlara Peygamber Efendimiz'i anlatmak bizlere gurur veriyor. Bu bizim için bir şereftir. Kur'an-ı Kerim kıraatinden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sireti, hayatı anlatmaktan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mevlid kandilini kutlamak, kutlu doğum haftası münasebetiyle etkinlikler düzenlemek, onu anlatmak sünneti hasenedir. Yani güzel bir ameldir, hayırlı bir ameldir. Yani linnas ve etemenna el-yevm el-ihtifal bi-İzmir en yekun ceyyid ve cemil inşallah. Hocamız diyor ki, önce şunu bilelim. Yani Peygamber Efendimiz'in ümmeti mübarek, değerli, faziletli bir ümmettir. Ve bu ümmet içerisinde insanlara hayrı anlatan insanlar çoktur. Ve kıyamete kadar da devam edecektir. Hayrı öğretenlerin, değerli şahsiyetlerin bulunması sürecektir. Benden daha üstün olan, benden daha hayırlı olan, hayrı anlatan insanlar vardır. Hocamız tevazusundan diyor ki, ben insanları yani en aşağısında olanım diyor. O şekilde yani Müslümanların en azıyım diyor. Yani kendisi. Yani tevazu gösteriyor tabii kendisi. Ve diyor ki, inşallah buradaki kutlamada, İzmir'deki bu etkinlik sizin himmetinizle ve sizin gibi olan değerli şahsiyetlerin himmetiyle
çok güzel olacaktır. Allah razı olsun. Elhamdülillahi ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi tayyibin tahirin. Allahümme gufir lana ve lil mu'minina vel mu'minat. Allahümme tub aleyna ve arhamna. واهدنا وعافنا واعف عنا وسامحنا وأصلحنا. اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين في أمان واطمئنان، في سلامة وخير، واحقن دماء المسلمين وارفع البلاء عن المسلمين. اللهم اختم لنا بكامل الإيمان وفقهنا في ديننا وأنبت أولادنا نباتا حسنا وارزقنا رؤية حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا رؤيته وشفاعته، وعطف قلبه علينا، وأمدنا بمدده، وانفعنا ببركاته. اللهم ربنا بلغنا مما يرضيك آمالنا، واختم لنا بخير وبكامل الإيمان. اللهم أوصل ثواب ما تقبل من حسناتنا وطاعاتنا إلى حبيبك ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى سائر الأنبياء والأولياء والصالحين، والحمد لله رب العالمين. الله razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Diyeceğim şimdi. Evet sevgili izleyenler, bizler tabii ki Cemil Halim Hoca Efendimize tabii ki çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel feyizler aldık. Bizler tabii ki ne yapalım? Kutlu Doğum Haftası'nda sadece bu aylar değil, her zaman hatırlayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hala bir dilini kullanmadı ve ümmeti için kullanacak. İnşallah biz de kendisine layık oluruz diyorum. Ben de hem hocamıza, hem tercümanımıza, hem Hidayet Derneği Başkanı'na, hem çok değerli abilerime, büyüklerime ve bu programa sponsor olanlara çok teşekkür ediyorum. Zor bir görev, Kutlu Doğum Haftası ve inşallah layıklı programlar devam eder. Hoca Efendimiz'e Allah inşallah ömür versin inşallah. İnşallah her zaman kendisinden feyiz alırız. Bizler de buradan röportajımızın sonuna geliyoruz. Bakalım fuar etabında Kutlu Doğum Haftası fuarda nasıl oluyor? Hep birlikte izleyelim. Şu anda başlamadı ama başlamış kadar heyecanlı başladı. Arkaya bakınca yoğun bir katılım var. Bakalım biraz sonra Kutlu Doğum Haftası'ndaki program nasıl oluyor fuarda? Hep birlikte izleyelim. Düzenlemiş olduğu Kutlu Doğum Haftası programına geldik ve bakalım şu anda kermes bölümünde neler var bir görelim. Aşınır merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, nasılsınız? Nasıl gidiyor şu anda satışlarımız? Teşekkür ederim. Çok güzel maşallah, çok güzel gidiyor. Memnun muyuz? Evet, memnunuz. İnsanlar seviyor mu şu anda yapılan ürünleri? Tabii ki de. Diyorsunuz ki işin içinde Allah rızası varsa ne olur?
Her şey olur. Her yani. Şey olur diyorsunuz. Nedir bu aylarda neler var? Mesela neyi kutluyoruz? Kutlu Masası'nı kutluyoruz. Ondan sonra salavat getiriyoruz. Evet. Her gün sonra dua yapıyoruz. Kermes yaptık şimdi. Ondan sonra... Nasıl? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ümmeti olarak sen... Ailen neler yapıyorsunuz bu aylarda? Sevap kazanmak için hayırlar yapıyoruz. Evet. Ondan sonra her gün dua yapıyoruz. Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Namaz kılıyoruz. Allah kabul etsin. Amin. Ondan sonra başka... Bugün nasıl program olacak bu inşallah? Çok güzel bir program var bugün. Neler bekliyorsun programdan? Yani çok sevap kazanmak istiyorum bugün için. Peygamber Efendimiz'i rüyamda görmek istiyorum. Yani bunları... Türkiye'ye, İslam alemine mesajların var mı? Var. Nedir? Herkes namaz kılsın, herkes dua etsin. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim okusun. Herkesin içinde iyilik olsun, kötülük olmasın. Okuyunca ne oluyor? Namaz kılınca okuyunca ne olur bizde? Ne oluyor bizde manevi olarak? Manevi olarak huzur oluyor. Ondan sonra dua ettiğimizde dualarımız kabul oluyor. Başka? O zaman ne yapalım şu anda? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için bir dua alayım senden. Ezber hangi duayı biliyorsun? Felak biliyorum. Kul euzu rabbil felak min şerri ma halak ve min şerrin gâsikin izâ vekab ve min şerrin nefâsâti vul ukad ve min şerrin hâsin izâ hasad. Aferin. Allah kabul etsin. Amin. Ey Resul, ben sana hasretim. Sensiz, sensiz bu dünyayı neyleyim? Al beni, geçen yıl beraberdik. Elhamdülillah. Hidayet Derneği ne yapıyor? Durmuyor. Evet, durmuyor. İlerliyoruz inşallah. Peygamber Efendimiz'e sevgimizi izhar ediyoruz. Gerek maddi gerek manevi olarak. Şimdi burada ne yapıyor? Burada bütün hanımların yapmış olduğu yöresel ev yemekleri var, tatlılar var. Evet. Allah rızası yapılan bir yemekler, tatlılar. Nasıl? Talepler nasıl? Çok güzel. Hem katılım çok güzel, hem alanlar. Yani çok heyecanlıyız. Peygamber Efendimiz'e sevgimizin bir izharı tabii ki bu toplanmak, bu topluluk yani. Nasıl? Neler yapıyorsunuz? Mesela Peygamber Efendimiz'e Selim'i nasıl anlıyorsunuz? Evinizde neler yapıyorsunuz? Evet. Çocuğunuza nasıl aşılıyorsunuz bunu? Evet, tabii ki elbette ki yani dünya ve ahiret mutluluğunun tek hedefi diyeyim, Peygamber Efendimiz'i çocuklarımıza anlatmak, onu yaşamak, onun sevgisini, onun ahlakını yaşamak ve yaşatmak. Yani bu topluluğu ben Müslümanların bu kadar Müslümanı bir arada gördüğüm zaman çok duygulanıyorum. Çok güzel yani, sizi yani görüyorsunuz. Ne diyoruz? Kutlu Doğum Haftası hem Türkiye'mize, dünyamıza, İslam alemine hayırlar getirsin diyoruz. Hayırlara vesile olsun. İnşallah Peygamber Efendimiz'in şefaatine vesile olsun. Yani bir de şu anda sevgili izleyenler, burada olan kermeslerin parası kişilere kalmıyor. Elbette. Buradan toplanan paralar hayırlarda kullanılıyor. Durumu öğrencilere, olmayan, ihtiyaç olan insanlara. Evet, öğrencilere, ihtiyaç sahibi insanlara. Yani hiçbir şekilde ne şu anda biz görevliyiz burada ama hiçbir şekilde ne kendimize bir tane bile alıp kendimiz yemiş değiliz. Kendi paramızla alıyoruz. O zaman ne yapalım kapanışta? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhuna bir dua alayım sizden. Bildiğiniz evet. Bir dua. Hangi duayı biliyoruz? Bismillahirrahmanirrahim. Âmene Rasûlü bimâ unzile ileyhi min rabbihi vel mu'minûn. Kullun âmene billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulih. Lâ nufarriqu beyne ahadim min rusulih. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العظيم الله kabul etsin. Sağ olun. Allah duanızı kabul eder inşallah. Amin. Çok sağ olun. Muhammed'in kabri, kabri önünde. Allahumma salli ve sellim ve barik aleyh. Allahumma salli ve sellim.
geçmez dinmez bu sancı ya Muhammed gel rüyama sana hasretim seni görmeden geçmez dinmez bu sancı ya Muhammed gel rüyama sana hasretim ey Resulüm ey Habibim derdim çok acı tabipler derman bulamaz sensin ilacı seni görmeden geçmez bilmez bu sancı ya Muhammed gel rüyama sana hasretim seni görmeden geçmez bilmez bu sancı ya Muhammed gel rüyama sana hasretim Resulüm sende var büyük bereket Seni rüyada görene inecek rahmet Sana tabi olanlar bulur selamet Ya Muhammed gel rüyama sana hasretim Sana tabi olanlar bulur selamet Ya Muhammed gel rüyama sana hasretim Ey Resulüm ey Habibim derdim çok acı Tabipler derman bulamaz sensin ilacı Seni görmeden geçmez bilmez bu sancı Ya Muhammed gel rüyama sana hasretim Allah razı olsun. Elhamdülillah. Beyazlık, saflığı ve güzelliği yansıttığı için biz de beyazları giyiyoruz her sefer. Bugün tabii ki önemli bir aydınız artık. Çok hiç şükür. Tüm İslam alemi, tüm Müslüman alemi için nedir bugün? Kutlu Doğum Haftası programımız var. Var. Neler söylemek istersiniz? Neler söylemek istiyoruz? Elhamdülillah Allah-u Teala her sene böyle bir günde buluşturuyor ya. Rabbim daimini nasip etsin ve bizden sonraki gençler çok nasıl söyleyeyim? Çok mutlu olmaları lazım. Bizler bu bayrağı aldık ve onlara teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Nasıl? Yani böyle kutsal bir ayda bir Müslüman olarak neler yapmamız lazım? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı yaşamamız lazım. Tabii ki bol bol zikir. Hayırlar. Çünkü verdiğimiz her sadaka bin tane şeyi örtüğü için bu yüzden bol bol sadaka ve bol bol zikir yapmamız lazım. Özellikle Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim dememiz lazım. Özellikle. Siz ne yapıyorsunuz mesela bu aylarda çocuklarınızla birlikte neler yapıyorsunuz? Çocuklarımızla bol bol zikirler, namazlar, tevhidler. Ve bu tür etkinliklere katılıyoruz. Elhamdülillah çocuklarımız bizden daha iyi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ruhuna bir süre, bir dua ne biliyorsun onu okuyalım. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a sormuşlar bize bir dua öğret diye. O da dedi ki şöyle buyurdu mealen Fatiha suresini bol bol okuyun diye buyurmuştur. Biz de Fatiha suresini okuyalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina sirâtel mustakîm. Sirâtel lezîne en'amte aleyhim. Gayrel mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Sadakallahu azim. Rabbim hepimize sevabını nasip etsin. Allah razı olsun. Hidayet Derneği'ni başkanından yönetimine ne yapıyoruz? Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Böyle programın devamını bekliyoruz. İnşallah. Tabii herkesin katkısıyla. İnşallah. Bizler değiliz. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Şeref verdiniz. بسم الله الرحمن الرحيم
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره Gerçekten oldu. Peygamberimiz benim rüyama girdi ve dedi ki Hakan hiç merak etme. Yarın inişeceksin. Pabucunu giyeceksin o törende. Sevgili hemşehrilerini selamlayacaksın. Hakikaten hiç umudum yoktu. Onun için telgrafı çekmiştim ama işte büyük bir ululuk. Onun için bugün karşınıza aksak gelsek de seksek de yine geldik. Onun için hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Biliyorsunuz bizler Yüce Peygamber'in sevgisiyle dünyaya sevgi, barış ve dostluk tohumları yaymaya çalışıyoruz. Onun için bu işin sağ solu da olmaz, ortası yanı da olmaz. Allah sevgisi demek, dostluk demektir. Çevremizdeki, yanımızdaki çoluğumuzu, çocuğumuzu sevmek demektir. Yine Allah sevgisi, aynı şekilde Yüce Peygamber'imizin sevgisi bizim dünyaya hep yardım, dostluk, sevgi ve barış elini uzatmamız demektir. Şu önümüzden böyle sessiz sedasız geçen karıncaya bile acımak, ona bile minnetimizi, şükranımızı göstermek demektir. Onun için ben hep bu görüşle dünyada bütün bana atfedilen görevleri yapmaya çalışırım. Bugün de değerli derneğe, Hidayet Derneğimize teşekkür ediyorum. Burada müminlerimiz Kutlu Doğum Haftası'nda bir kez daha sadece bir araya gelip çok güzel kasideler, çok güzel konuşmalar, Hazreti Peygamberimizin hayatını öğrenmenin ötesinde aslında el ele vererek sevginin, barışın, dostluğun ve bir arada olmanın da anlamını bir kez daha sergilemiş oluyorlar. En güzel tarafı bu, dünyaya ancak bu sevgiyle ve onun hayatından gerçekten büyük destanlar, büyük hikayeler, büyük öyküler çıkarılacak onun hayatından alınacak küçük örneklerle dünyaya da bu sevgiyi bizim ihraç etme zamanımız gelmiştir. Ben hep ona inanırım. Onun için bir kez daha sizlerle olmak benim için büyük bir şereftir. Derneğimizi bir kez daha kutluyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Kutlu Doğum Haftası herkese kutlu olsun. Dünyaya barış ve sevgi yağmurları bir kez daha yağsın. Sağ olun, var olun. Gönlünüzce bir arada olun. Resul Medine'de Medine hasreti Uhud'da orada
beslenmek isteyenler, Ekoloji İzmir ve Olivtek sizi bekliyor. İzmir Organik Ürünler Fuarı, Zeytin, Zeytinyağı ve Teknolojileri Fuarı ile birlikte 16-19 Mayıs 2013 tarihleri arasında İzmir Uluslararası Fuar Alanı'nda Kültür Park'ta. Yıllardır mutfaklarınızda. Orkide. Sağlıkla, güvenli. Dürüm, 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 dönerci. Dürüm, 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 dönerci. Din siyah, Ece'nin koyunları yapayalnız tuzaklar. Sen ne söylüyorsun bakayım? Şarkı şarkı, dönerci şarkısı bu. Ben onu dönence diye biliyorum ama. Ya işte sağdan soldan ben öyle duyuyorum. Hmm. Gel ben sana doğrusunu açayım Martı kuşu gel. Nereden açacağım? TTNET müzikten. TTNET müzikten isterseniz bir şarkıyı, isterseniz tüm albümü indirin. Sevdiğiniz şarkıları istediğiniz zaman dinleyin. Siz de kuşlar gibi özgür olun. Şey Ricky Martı da var mı Ricky Martı? TTNET. İletişimde özgürlük, eğlencede özgürlük. Bu güzel programın arasına dernek başkanımız Sayın İbrahim Gültekin'in elinden bir plaket takdim etmek istiyoruz. Alkışlarınızla başkanımıza, her iki başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Allah ikisinden de razı olsun. Liderlerin düzenlemiş olduğu Kutlu Doğum Haftası'ndayız. Sizler tabii ki programı hem sponsorluk ettiniz hem de çok güzel bir konuşma yaptınız sahnede. Öncelikle katılımı, programı ve tabii ki Lübnan'dan gelen Hoca Efendi'yi nasıl buldunuz? Tabii şimdi Kutlu Doğum Haftası hepimiz için çok anlamlı bir buluşma. Çünkü Hazreti Peygamber'in doğumu, onun dünyaya yaydığı sevgi, barış mesajları bunlar çok önemli. Ve bunu anlattığımız zaman biz aslında toplumlar birbiriyle daha sıcak bir ilişki içine girebiliyor. Savaşlar azalıyor, dostluklar çoğalıyor. Onun için ben çok önemsiyorum. Bugün İSFAŞ, İzmir Fuar Müdürlüğümüz, Büyükşehirimiz bu alanı tahsis etmiş. Biz de diğer lojistik destekleri sağladık. İnsanlar, hemşehrilerimiz geliyorlar burada. Hem güzel kasideler dinlediler, hem Kutlu Doğum Haftası'nın aslında dünyaya vermek istediği mesajı bir ölçüde dinlendirdiler. Ben de bu kentin belediye başkanı olarak sevgili hemşehrilerimle bir arada oldum. Ben onu söylüyorum hep. Yani Allah sevgisinin, Hazreti Peygamber sevgisinin sağ solu olmaz, ortası yanı olmaz. Bunlar çok bence önemli duygular, önemli hasletlerimiz. Bizi biz yapan değerler. Zaten İslam dininin de özünde bu var. Onun için ben burada Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı olarak bulunmaktan büyük mutluluk duydum, onur duydum. Bütün hemşehrilerimiz de siz de gördünüz. Bunların dostluğu, sıcaklığı, yakınlığı bana umut verdi. Çünkü
Seçimler 5 yılda bir yapılır. Ama Allah sevgisi, Hazreti Peygamber sevgisi, dostluk, barış bir ömür boyu sürer. Bunu yerleştirmek zorundayız diye düşünüyorum. Başkan var karşınızda, İdaret Derneği Başkanı. Evet, tebrik ediyorum onu da. Yani tabii toplum her anlamda gençleşmeli, dinamikleşmeli. Bu topluma da bir umut olarak yansır. İnşallah başkanım. Çok teşekkür ederim. Geçmişsin başkanım. Rabbimin sultanı canım efendim. Kalbimin sultanı canım efendim. Canım efendim, canım efendim. Korkmasınız bu şafak. Teşekkür ederim. Siz? Kutluluğum atlısındayız. Peygamber Efendimiz doğduğu senemi şu anda tabii ki hatırlıyoruz inşallah. Doğduğu senem 575. Neler söylemek istersiniz? Programı nasıl buldunuz? Katılım nasıl? Çok duygulandım. İçeriye geç kaldık. Aslında erken gelmeye çalıştık. Çocuktan dolayı erkenden gelemedim. Hem hüzünlüyüz hem mutluyuz. Onun ismini duyduğumuzda bile ayrı bir sevinç, ayrı bir hüzün. Hepsi bir arada. Çok mutluyuz. Onun ümmeti olduğu için çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz böyle etkinlikler yaptığınız için. Ayrı mutluluklar duyuyoruz. Herkes tabii ki sahnede Cemil Halim Hoca Efendi şu anda konuşmasını yapıyor. Evet. O da tabii ki Türkiye ve dünyayı geziyor. Evet. Şu anda güzel feyizler veriyor. Neler aldınız şu anda? Nasıl bir feyiz alıyorsunuz? Tam aslında duyduğumuz zaman tanımıyorum aslında doğruya. Doğru şimdi niye yalan söyleyeyim ama etkilendim. Yani ne diyebilirim? Buralara kadar gelip peygamberimizle ilgili böyle etkinlikler yaptığı için o konuşmalar bile bize ayrı bir şef veriyor yani. Ne mutlu. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ümmeti olarak neler yapıyorsunuz? Yani nasıl kutlamasını kutluyorsunuz? Selavatlar getiriyoruz sürekli. Mahalle aralarında toplanıp Yasinler okuyoruz. Aramızda etkinlikler, elimizden geldiği kadar yiyeceklerle olsun. Katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Okumak isteyenler, talebelerimiz elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah evlatlarımızı bu şekilde büyütmek istiyoruz. İnşallah biz elimizden geleni yaptığımızı düşünüyoruz ama inşallah daha fazlasını yaparız. Görev büyüklere düşüyor. Büyükler ne yaparsa küçükler onu yapar inşallah. Bizi feyizlendirsinler, bize kapılar açsınlar. Biz de bunu istiyoruz. Hani gidebileceğimiz, daha fazla yapabileceğimiz şeyler istiyoruz gerçekten. İnşallah olacak da. Bunları gördüğümüz için çok mutluyuz. İnşallah daha fazlası olacak. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehed. Allahu samet, lem yelid ve lem yulid ve lem yekun lehu kufuven ehad. Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Sizden inşallah. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Alemlerin efendisi olan Peygamber Efendimizin kutlu doğum münasebetiyle hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kardeşlerim, hoş geldiniz. Allahu razı olsun. Olsun. Allahu razı olsun. Gel birey. Aziz. Merhaba. Cüveri. Sar senemi ve sar şafemi. ولي إخواننا المردلية أيضا أهلا وسهلا فيكن موضع لجيتن
Hidayet Derneği'nin düzenlemiş olduğu Kutlu Doğum Haftası programındayız. Ne yapıyoruz bugün? Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i bugün hatırlıyoruz. Kutlu Doğum Haftası'nı kutluyoruz. Öncelikle programı nasıl bulduk? Cemil Halim Hoca Efendi'yi nasıl buldunuz? Nasıl bir feyiz alıyorsunuz? Çok güzel. Cenab-ı Allah-u Teala şefaatleri nasip eylesin inşallah. Allah-u Teala böyle böyle güzellikleri Rabbim-u Teala her zaman aziz eylesin inşallah. Nasıl? Kutlu Doğum Haftası neler yapıyorsunuz? Yani Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ümmeti olarak küçüklere nasıl neler açılıyorsunuz? Siz nasıl dualar yapıyorsunuz? Nasıl hatırlıyorsunuz Peygamber Efendimiz'i? Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem, biz bu yolda bir talebeyiz, bir öğrenciyiz. En aşağı durumdayız. İnşallah Cenab-ı Mevla-u Teala bu güzel insanların hürmetine bizlere şefaat etsin inşallah. Bizlere bu yoldan ayırmasın. Ayağımızı sabit kılsın inşallah. Böyle programın tabii ki ne yapıyoruz? Devamını bekliyoruz. Hidayet Derneği Başkanı, Genç Başkanı'na ve yönetimine ne yapıyoruz? Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Mevla-u Teala dünya ve ahirette tüm muratlarını versin ümmeti Muhammed'in için. Bugün ne olacak daha sonra inşallah? Bir çekiliş yapılacak çekiliş. İnşallah şanslı iki kişi hacca gidecek inşallah. İnşallah. Allah kabul etsin diyorum. Amin. Son kapanış yapmadan önce bir dua alalım. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ruhuna bir süre ve dua hediye edelim sizden. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu semed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Amin. Allah razı olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Osmanlı Devleti sultanlarından Sultan Selim radıyallahu anhu Peygamber Efendimiz'in kutlu doğum münasebetiyle etkinlikler hazırlatırdı ve bu sultanların köşkünde bu ameli icra ederdi. Devletin büyüklerini, alimleri, sultanları davet eder, Efendimiz'in kutlu doğumunu yapar ve bu münasebetle sevinmeyi, mutlu olmayı ve bunu insanlara, dünyaya ilan etmeyi teşvik eder ve bunu yapardı. Evet. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i bu programda hatırlıyoruz. Evet. Hidayet Derneği'ne ne yapıyoruz? Çok teşekkür ediyoruz. Nasıl gidiyor şu anda Kutlu Doğum Haftası programımız? Çok güzel geçiyor. Dolu dolu geçiyor. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Nasıl? Yani bir Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ümmeti olarak neler yapmamız lazım? Sizler neler yapıyorsunuz? Nasıl hatırlıyorsunuz? Gençlere neler aşılıyorsunuz? Bu güzel kutlu aylarda. Onun izinde gitmemiz lazım. Onun sünnet-i seniyyesini yaşamamız lazım. Yaşamaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Gençlere de onun yolunda gitmesini, onun sünnet-i seniyyesini yaşamasını istiyoruz. Bu programların insanlar için çok faydalı olacağına inanıyoruz. Bizler de ne yapalım şu anda? Sizden bir dua veya bir sürü alalım. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ruhuna hediye olsun. Bir de dua veya sürü okuyun. Allah şefaatine bizi nail eylesin. Arapça bir sürü okuyalım veya dua bile okuyalım. Bir dua okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين الله قبول etsin Allah sizden ruhuna ediyorsun inşallah peygamberimize sağ olun. Osmanlı sultanlarından Sultan Abdülmecid'in oğlu Sultan Abdülhamid, Allah kendisinden razı olsun. Ne yapmış ki kendisi? Kendisi resmi bir kararname çıkartmıştı. Efendimizin doğduğu o günü resmi tatil ilan etmişti. Niçin? Efendimizin doğduğu o günde Efendimizin kutlu doğumu etkinlikleri yapılsın. Yapıldığında, resmi tatil olduğundan bütün insanlar o etkinliklere, o kutlamalara teşrif etsinler, iştirak etsinler diye ve Osmanlı Devleti'nin hükmü altında bulunan bütün topraklarda Efendimiz'in kutlu doğumu yapılmasını emir buyurmuştu. Ve özellikle Medine-i Münevvere'de Efendimiz'in yattığı o diyarda ki ona salat ve selam olsun. Özellikle de Medine-i Münevvere'de
Efendimizin kutlu doğumu yapılması için kararlar çıkartmıştı. Hidayet Derneği'nin düzenlemiş olduğu kutlu doğum atlısı programındayız. Bugün ne yapıyoruz? Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i hatırlıyoruz. Öncelikle programı nasıl bulduk? Nasıl şu anda Cemil Halim Efendi Hoca konuşuyor şu anda? Çok güzel. Geçen hafta geldik yoktuk. Bu hafta gene geldik. Çok güzel. Zevkle salavat getiriyoruz. Nasıl bir feyiz alıyoruz? Neler öğrendik şu anda? Nasıl yaşıyorsunuz Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i? Vallahi bu anlatılmaz yani. Nasıl anlatabiliriz? Anladınız. Yani yaşadığınız kadar anlatın bizlere. Aa, çok güzel yani. Güzel bir şey. Ben böyle yerlere gidiyor sürekli. Çok güzel. Çok yani. Sizden ne yapıyorsunuz? Yani kutlu doğum atlısında nasıl hatırlıyorsunuz çocuklarınızı? Bol bol Kur'an getiriyoruz. Salavat getiriyoruz. Ondan sonra. Yani ne bileyim. Güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz elimizden. Katılımı nasıl bulduk şu an? Çok güzel. Çok var. Güzel kalabalıkta, bak o tarafta yer bulamadık, geldik erkeklerin içine ama gene memnunuz, güzel. İnşallah şu anda ne yapalım bizler de, sizden bir dua alalım veya bir sure okuyalım. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ruhuna hediye olsun. Amene Rasulü okusam. Bismillahirrahmanirrahim. Amene Rasulü bime unzile ileyhi min rabbihi vel mu'mini kullen amena billahi ve melaketihi ve kütübihi ve rasulü lene feriku mebeyni ehadi min rasulü ve kalu semine ve ateyne kufraneke rabbene ve ilekel mesih. La yukellifullahu nefse illa vusaha leheme kesebed ve aleheme kesebed rabbene. La tuahize inne. Heyecanlandım inan ki. Bu kadar. Allah kabul etsin. Oğlan mı torun mu? Yok be, şey kaynımın çocuğu. Kaynım. Hazreti Yusuf. Hazreti Yusuf. Maviş Yusuf. Hazreti Yusuf. Çok sağ olun. Allah kabul etsin. Teşekkür ederim. Emine validemiz radıyallahu anha şöyle diyor. Karnımdakinin yani Efendimizin dünyaya teşrifini hissettiğimde tek başıma olduğumdan ağlamaya başladım. Amine validemiz radıyallahu anha diyor, Allah Resulü dünyaya teşrifi yaklaşınca susadım, susuzluğumu şikayet ettim ve beni öyle bir terlemeler tuttu ki, öyle bir terliyordum ki, ama bu terden misten daha güzel kokular çıkardı. Hayatımda hiçbir zaman böyle bir terleme beni tutmadı. Ve Emine radıyallahu anha, Allah Resulü dünyaya teşrifi yaklaşınca beyaz bir kartal, beyaz bir kuş gelerek kanadını karnımın üzerinden geçirerek teşrif et ey Allah'ın Resulü, teşrif et ey Allah'ın Habibi, teşrif et ey yaratıcının sevgilisi ve en hayırlısı dedi. Ben de alemlerin efendisini, ulida seyyidul kainat, teşrif et ey yaratılmışların sevgilisi ve en hayırlısı dedi. Ben de alemlerin efendisini, Allah'ın Habibini, Allah'ın inayeti ile, Allah'ın yardımı ile doğurdum. Allah Resulü dünyaya teşrif etti. Gaybı, şehadeti, her şeyi bilen Allah bana yardım etti. Allah Resulü dünyaya teşrif etti. Kainatın efendisi dünyaya geldi. Ona salat ve selamlar getiriniz. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Kutlu doğum haftasındayız. Evet. Hidayet Derneği'nin düzenlemiş olduğu çok güzel bir program var fuarda. Şu an tabii ki Cemil Halim Hoca şu anda burada. Ne söylemek istersiniz? Programı nasıl buldunuz? Nasıl bir feyiz alıyorsunuz? Tesadüfen geldik. Hoşnut olduk yani. Memnun olduk. Nasıl? Kutlu doğum haftasında neler yapıyorsunuz? Yani nasıl Peygamber Efendimiz'i hatırlıyorsunuz? Salavatlar çekiyoruz Efendimiz'e karşı, dualar okuyoruz. Öyle topluluklara falan giriyoruz. Öyle güzel geçirmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Bugün de buradasınız. Evet. Nasıl, memnun musunuz bu kadar insanları bir yerde gördüğünüz zaman? Dualar okunuyor. Evet. Şu anda Cemil Halim Hoca şu anda sahnede konuşmasını yapıyor. Evet. Memnunuz. Böyle ortamlara girmekten de memnun oluyoruz. Şimdi ne yapalım o zaman biz de? Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ruhuna bir ayet veya bir sürü dua okuyabilir misiniz? Bir dua. Salavat getireyim şu an heyecanla. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Haraca minha mekhulen medhunen mehtuna meymunen alel ümmeti mübareka. Efendimiz dünyaya teşriflerinde gözleri sürmeli doğdu. Sünnetli doğdu. Göbeği kesik doğdu.
vücudu yanlanmış bir vaziyette bu ümmetinin üzerine adeta nur olarak geldi. Ulida a'zam mevludin arafahu'l alam. Ulida a'zam qaidin arafahu't tarih. Ulida habibullah Muhammed. Alemin en azim olanı dünyaya teşrif etti. Yaratılmışların en faziletlisi, alemin tanıdığı en büyük insan, tarihin tanıdığı ve yazdığı en büyük komutan, rahmet olan Muhammed dünyaya teşrif etti. Efendim, teşekkür ederim. Bizler iyiyiz. Hidayet Derneği'nin düzenlemiş olduğu Kutlu Doğum Haftası programındayız. Mükemmel bir katılım var. Arkama baktığım zaman ve önüne baktığım zaman. Sizce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i nasıl yaşıyoruz bu programda? Çok iyi, çok güzel yaşıyoruz. Çok iyi. Şu anda Cemil Halil Efendi hocamız var şu an sahnede konuşma yapıyor. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in soyundan geliyor. Nasıl bir feyiz alıyorsunuz kendisinden? Çok güzel zevk aldım. Ağladım temin ben. Ağladım. Çok güzel zevk aldım. Peki siz neler yapıyorsunuz? Yani Kutlu Doğum Haftası'nı nasıl kutluyorsunuz evinizde? Neler yapıyorsunuz? Namazımızı kılıyoruz. Bildiğimiz harf şeyle duaları okuyoruz. İşte öyle şeyler. Allah kabul etsin inşallah. Amin, amin. Peki şu anda bizler ne yapalım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti olarak bir dua veya bir sure biliyor musunuz? Bir dua okuyalım. Ruhuna hediye olsun. Biliyorum. Elhem'i biliyorum, kuvallahi biliyorum. Elhem'i okuyayım mı? Siz okuyun. Kuvallahi elhem okuyayım. Elhem, bismillahirrahmanirrahim. Elhemdülillah Rabbin alemine. Errahmanirrahim. Malike yeğmidin. İyyeke nabudu. İyyeke nestaîn. İhdine sıratı müstakim. Sıratı ellezine alemte. Gayri alemte. Gayril mağdubum aleyhim. Belel dali. Amin. Allah razı olsun. Efendimiz dünyaya teşriflerinde, dizleri üzerinde dünyaya geldi. Elleri ile destekleyerek ve parmağı ile semavatları işaret ederek dünyaya teşrif etti. Ama niçin semavatları işaret etti? Çünkü semavatlar duanın kıblesidir. Kesinlikle haşa ve kella Allah semavatlarda değildir. Allah mekansızdır. Allah'ın semavatta olduğunu iddia edenler Müslüman değiller. ونرفع الأيدي في الدعاء إلى السماء لأنها قبلة الدعاء لا لأن الله يسكنها وكما أننا نتوجه في صلاتنا إلى القبلة إلى الكعبة لأنها قبلة الصلاة لا لأن الله يسكنها bizler dualarımızda ellerimizi semavata doğru açıyoruz. Çünkü duaların kıblesi semavatlardır. Nasıl ki namazda kıbleye, Kabe-i Müşerrefe'ye yöneliyorsak, o namazın kıblesi ise duaların da kıblesi semavatlardır. Allah semavatlarda olmadığı gibi Kabe'de de değildir, mekansızdır. فَالسَّمَاوَاتُ مَخْلُوقَةٌ وَاللّٰهُ خَالِقُهَا وَالْخَالِقُ لَا يَحْتَاجُ لِلْمَخْلُوقِ Semavatlar yaratılmıştır. Onu Allah yaratmıştır. Yaradan yaratığına muhtaç değildir. وَالسَّمَاءُ لَهَا بِدَايَةٌ وَاللّٰهُ لَيْسَ لَهُ بِدَايَةٌ فَكَيْفَ يَكُونُ فِيهَا Semavatların başlangıcı var. Yani semavatlar daha önce yoktu. Allah onu yarattı. Semavat sonradan oldu. Yüce Rabbimiz ise sonradan olma değildir. Allah'ın başlangıcı yoktur. Allah ezelidir. Öyle ise ezeli nasıl olur ki sonradan yaratılmış bir mekanda olur? وَالسَّمَاءُ لَهَا نِهَايَةٌ وَاللّٰهُ اَزَلِيٌّ اَبَدِيٌّ لَا نِهَايَةَ لَهُ Semavatın sonu vardır. Semavatlar sonra yok olacaktır. Yüce Allah ise sonu yoktur, fani olmaz. وَالسَّمَاءُ مَسْكَنُ الْمَلَائِكَةِ وَاللّٰهُ لَا يُشْبِهُ الْمَلَائِكَةِ Semavatlar meleklerin mekanıdır. Yüce Allah meleklere de asla ve asla benzemez. وَالَّذِي يَكُونُ فِي مَكَانٍ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَالْمُحْتَاجُ لِغَيْرِهِ عَاجِزٌ وَالْعَاجِزُ لَا يَكُونُ إِلَٰهًا Bir mekanda olan o mekana muhtaçtır. O mekana ihtiyaç duyar. O mekanda olan ise acizdir. İlah olamaz. الهواء له مكان والضوء له مكان
والظلام له مكان والإنسان له مكان والله لا مكان له. Havanın mekanı vardır, ışığın mekanı vardır, karanlığın mekanı vardır, insanın mekanı vardır, Yaradan'ın asla ve asla mekanı yoktur. لأن الله قال في القرآن ليس كمثله شيء فليس جسما سبحانه وليس حجما وليس كمية وليس صورة ولا يتصف بصفات الجسم. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu kitabında şöyle buyurmuş. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ. Bu mübarek ayetin manası nedir? Allah hiçbir şeye benzemez. Öyle ise Allah cismi yaratmıştır, ona benzemez. Allah sınırı yaratmıştır, ona benzemez. Allah suretleri, şekilleri yaratmıştır, onlara benzemez ve mekansızdır. Çok memnunum. Allah'ıma şükürler olsun. Böyle bir yerlere geldiğim için, böyle yerleri gördüğüm için hamd senalar olsun. Allah bizleri bu yoldan ayırmasın. Nasıl bir duygu yaşıyorsunuz şu anda burayı izlediğiniz zaman sahnede? Çok var ya, anlatamam o duyguyu. Ben çok memnunum, çok heyecanlıyım. Allah'ıma şükürler olsun. Rabbim Peygamber Efendimiz'in sünnetini yapmayı, yaşamayı, hayatımıza geçirmeyi nasip etsin. Nasıl yani, layıkıyla yaşayabiliyor muyuz size göre? Yani bir Müslüman olarak Müslümanlığın gereğini her zaman yapabiliyor muyuz? İnşallah yapamayız da inşallah yapanlardan olalım. Görev kimine düşüyor? Bizlere. Ne yapmamız lazım büyüklerin? Bizlere Peygamber Efendimiz'in sünnetini yapmamız lazım. Evlatlarımıza onları öğretmemiz lazım. Din kardeşlerimize bildiklerimizi sunmamız lazım, öğretmemiz lazım. Bunları yapmamız lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti için bir dileğini hala kullanmadı. Ve inşallah diğer dünyamız ayrı zamanında bizler için kullanacak. Peki bizler ümmeti olarak sizce ne yapmamız lazım kendisi için? Tabii ki böyle kutlu doğum haftalarını hep yaşamamız lazım. Evde ne yapmamız lazım? Selavat getirmemiz lazım. Kur'an okumamız lazım. Onun şefaatine nail olmamız lazım. Allah razı olsun. Son olarak ne yapalım? Bildiğiniz bir dua veya bir sureyi okuyalım. Peygamber Efendimiz sana senin ruhuna hediye olsun. Selavat getireyim mi? Selavat alalım, bir sure de alalım. Dua, bildiğiniz dua. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratel müstakîm. Sıratel lezîne en'amte aleyhim gayrul mağdubi aleyhim veleddallin. Amin. Allah razı olsun. Amin. Allah kabul etsin. Amin inşallah. Hepimiz nice mutlu kutlu an, kutlu doğum haftalarını gösteriyoruz. İnşallah kutlayalım. Çok sağ ol. Öyle ise her mümin ve Müslümanın şu inanca, şu akideye sahip olması üzerine farzdır. Yüce Allah Celle Celaluhu yaratılmışların hiçbirine benzemez. Yüce Allah Celle Celaluhu mekansızdır. Semavatlarında veya arşta değildir. Yüce Allah Celle Celaluhu havalara benzemez. Bütün İslam alimleri, İmam Şafii olsun, Ebu Hanife olsun, İmam Malik olsun, İmam Ahmed olsun ve bütün alimler dediler, Yüce Allah Celle Celaluhu hiçbir mahlukata benzemez ve o mekansız olarak mevcuttur. Ve Şeyh olan, Veli olan, Evliya olan, Türkiye'de melle duran diye bilinen Fatih Sultan Mehmet'in şeyhi ve Fatih Sultan Mehmet'in babasının dostu ve Osmanlı devletinin sultanların şeyhi kadisi melle durani şöyle demiştir. Her kim Allah'ı yaratıklarına benzetirse, Allah'a mekan ister ederse, o insan kendince sureten namaz kılar, oruç tutarsa dahi o mümin ve Müslüman değildir. وَاِنْ صَامَ وَصَلَّى صُورَةً. Ve bu melle duraniler önce İmam Ebu Hanife, Allah kendisinden razı olsun, kendisi bunu söylemiştir. Yüce Allah Celle Celaluhu yaratıklara benzemez ve mekansızdır. İmam Ebu Hanife kendisi tabilerdendir. 6 veya 7 tane sahabi ile karşılaşmıştır. Takriben 100 tane alimden ders almıştır. İmam Ebu Hanife Yüce Allah Celle Celaluhu'nun yaratıkların sıfatlarıyla vasfedilemez. Allah yaratılmışların sıfatlarından uzaktır. Nebi Resulullah demiş. Budu alel iman li taru'r rasul yevmel kıyame
لأن الله قال في القرآن الكريم وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Öyleyse değerli Müslümanlar, Efendimizin akidesi üzerinde sabit kalınız. Efendimizin yolu üzerinde, Efendimizin sevgisi üzerinde, Efendimiz'e itaat üzerinde sabit kalınız ki kıyamet gününde Efendimiz'i göresiniz. Çünkü Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyurdu. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَب۪يرًا Müminleri müjdele ey Habibim. Onlara Allah'tan büyük faziletler vardır. Resul Medine'de Medine hasreti mutfaklarınızda. Orkide. Sağlıkla, güvenle. Dürüm, 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 dönerci. Dürüm, 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 dönerci. Din siyah, Ece'nin koyunları yapayalnız tuzaklar. Sen ne söylüyorsun bakayım? Şarkı şarkı, dönerci şarkısı bu. Ben onu dönence diye biliyorum ama. Ya işte sağdan soldan ben öyle duyuyorum. Hmm. Gel ben sana doğrusunu açayım Martı Kuşu. Gel. Nereden açacağım? TTNET müzikten. TTNET müzikten isterseniz bir şarkıyı, isterseniz tüm albümü indirin. Sevdiğiniz şarkıları istediğiniz zaman dinleyin. Siz de kuşlar gibi özgür olun. Şey, Ricky Martı da var mı Ricky Martı? TTNET. İletişimde özgürlük, eğlencede özgürlük. Yıllardır mutfaklarınızda. Orkide. Sağlıkla, güvenle. Я волна, новая волна.
Acamcığım merhabalar. Merhaba. Nasılsın? Senin çok kucağına teşekkür ederim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim size de Allah razı olsun. Hidayet Derneği'nin düzenlemiş olduğu Kutlu Doğum Haftası programındayız. Evet. Nasıl gidiyor şu anda programımız? Çok güzel. Her zaman, her zaman olmasını temenni ederim. Hayatımda gördüğüm en güzel, en muhteşem bir durum. Nasıl bir feyiz alıyorsun şu anda? Cemil Halil Efendi Hoca Lübnan'dan geldi. Peygamber Efendi Sözleri'nin soyundan geliyor kendisi. Nasıl bir feyiz alıyorsunuz? Valla ismi çok mükemmel, anlatamayacağım. Şu anda duygularım kabardı, gözlerim yaşardı. Bilemeyeceğim. Nasıl bile getireyim. Çok mükemmel, çok güzel. Allah bizlere razı olsun. Allah razı olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti olarak görevimizi nasıl yapalım? Yapmamız lazım. Görevimiz lazım. Görevimizi layık olmamız lazım. Görevimizi tam layıkıyla yapamadığımızı düşünüyorum ama Allah'tan öyle niyaz ediyorum ki yapmayı ve yapabilmeyi nasip etsin bizlere. Tüm cemil cümle Muhammed ümmetine inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel mustakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve leddâlin. Allah kabul etsin. Öyle ise değerli Müslümanlar, madem ki Efendimizin sevgisi için burada toplandık, madem ki onun mübarek kutlu doğumunu kutluyoruz, öyle ise onun gösterdiği yolda olalım, onun bizlere öğretmiş olduğu bilgileri uygulayalım, onun talimatları doğrultusunda yaşayalım. Onun talimatlarından da bir tanesi nedir? Birbirlerinizi Allah için seviniz. Birbirlerinize Allah için destek çıkınız. Birbirinizi Allah için ziyaret ediniz. İsterseniz Türk, isterseniz Kürt olsun, Türkmen olsun, Çerkez olsun, Arap olsun, ne olursa olsun, hepinizin kanı birdir. Hepiniz bir aile gibisiniz ve hepiniz kardeşsiniz. Hepinizin annesi, babası, kardeşleri bir ailenin gibi olmalı. Bu uğurda birleşiniz, aranıza hiçbir düşman fitne tohumlarını ekmeye kalkışmasın ve buna muktedir olmasın. Birbirlerinizi Allah için seviniz. Demukum demun vahid. Demukum agla min kunuzil ard. Ve hurmetil mu'min a'zamu indallahi minel ka'ba. Ve katlul mu'mini zulmen eşeddu indallahi min zevalid dunya. Evet değerli Müslümanlar, hepinizin kanı birdir, değerlidir. Müminin kanı dünyada bulunan bütün hazinelerden Allah nezdinde daha önemlidir, daha kıymetlidir. Bir müminin Allah nezdindeki kıymeti Kabe'den daha üstündür. Öyle ise birbirinizi Allah için seviniz, mümin Allah nezdinde kıymetli ve şereflidir. فاعملوا جميعا على هذا المشروع الضخم الذي قامت به دولتكم وهو مشروع المصالحة ليشتغل الكل بهذا الأمر لأنه خير للكل خير للجميع هو إصلاح والله يحب الإصلاح. Öyleyse bu devletin başlatmış olduğu barış sürecine destek olalım. Destek çıkalım. Mümin mümini öldürmesin. Onun kanını dökmesin. Ona zulmetmesin. Bu devletin başlatmış olduğu barış sürecine katkıda bulunalım. Çünkü dedik Allah nezdinde mümin değerlidir. Kanı değerlidir.
Onun için kan dökülmeye son verebilmek için bu sürece destek çıkmalıyız. Fel Kurdi ahul Turki ve Turki ahul Kurdi ve damukum galin fahafizu ala dimaikum وحافظوا على بلدكم وحافظوا على أرضكم وكونوا عونا لبعضكم على الخير. Kürt Türk'ün kardeşidir. Türk de Kürt'ün kardeşidir. Hepinizin kanı önemlidir, kıymetlidir. Öyleyse bu vatana sahip çıkınız. Devletinize, milletinize sahip çıkınız ve bu uğurda kardeş olunuz. إنما المؤمنون إخوة سلمان الفارسي بلال الحبشي سلمان الفارسي بلال الحبشي محمد الفاتح التركي السلطان صلاح الدين الأيوبي الكردي إن أكرمكم عند الله أتقاكم أبدأ المسلمين يجاء الله آية جليلة اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةِ Ancak ve ancak müminler kardeştir. Burada cinsiyet, lügat, ırk ayrımı yoktur. Mümin olduktan sonra biz onunla kardeşiz. Bakınız, Farisli olan Selman, Farisi'den olan Selman, Habeşistan'dan olan Bilal ve Türk olan Fatih Sultan Mehmet, Kürt olan, Kürmancı olan Salahaddin Eyyubi, bunlar hepsi kardeştirler. Yüce Allah ayetinde şöyle buyurdu. İnne ekremekum indallahi ettakum. Allah nezdinde en keriminiz, en faziletliniz, takvada en üstün olanınızdır. Fekunu yeden vahide. Kunu yeden vahide. Lihifzi emnikum ve lihifzi biladikum. Ve la tesmahu أن يدخل بينكم الفساد ولا الإفساد ولا الفتن بأنواعها. Öyleyse tek bir vücut olunuz ki kanınızı koruyasınız. Şu güzel vatanımızı koruyalım ki aramıza düşmanlar girmesin, aramıza fitne tohumlarını ekmesinler. Değerli Elim düzenlemiş olduğu Kutlu Durmaklısı programındayız. Cemil Halim Efendi Hoca çok güzel açıklamalar yapıyor. Evet. Siz alıyor musunuz? Neler yapıyorsunuz Kutlu Durmaklısı'nda? Vallahi çok keyif alıyoruz Murat. Susadım. Bu programı teşekkür ederim size. Rabbim devamlı bu tür programları bize nasip etsin inşallah gelmeyi. Rabbim bizi ve ümmeti Müslüman hidayet etsin. Daha güzel kokular. Diyecek güzel başka bir şey yok yani Murat'cığım. Bundan güzel başka bir duygu yok. Nasıl? Yani bir peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti olarak neler yapıyorsunuz bu güzel kutsal aylarda? Murat şükür ediyoruz kendimize. Bunun yanında dini, dinimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Ve Allah'ın vermiş olduğu yasakları, helal haramı. Bundan daha güzel bir duygu yok mu? İşte, elhamdülillah Müslümanız. Teşrif et ey Allah. O zaman ne yapalım bizlerde? Bir dua. Sizden bir sürü alalım. İnşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhuna hediye edelim. Sevgilisi ve en hayırlı. Peygamber Efendimiz ruhu için El Fatiha. Alemlerin Efendisi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله قبل اسمك آمين بسم الله öyleyse değerli Müslümanlar, düğünlerin en büyüğü, en azimi, sevinçlerin en güzeli olan, en güzel sevinçlerden olan Allah Resulü'nün kutlu doğumu münasebetiyle burada toplanmışız. Öyleyse bizler bu güzel mekanda, bu güzel alanda hep birlikte kendisi sebebiyle toplanmış olduğumuz Efendimiz Muhammed'e duyduğumuz sevgi, iştiyak, özlem, aşkı hep birlikte burada dile getireceğiz. Allah Resulüne kalbimizin derinliklerinden duyduğumuz aşkı dilimize dökeceğiz. Ana akul bi'uyunina nefdika entum bi savtin vahid cemaaten bi'a'la asvatikum tekuluna ya Resulallah bi rikabina bi'a'naqina bi'arvahina bi sudurina
بأمهاتنا بآبائنا بأبنائنا بأموالنا نفديك يا رسول الله. تجيبون جوابا واحدا: هزوا به المكان، ارفعوا أصواتكم لتسمع الدنيا وليسمع من في الشرق والغرب أننا نفدي نفدي رسول الله بعيوننا. Değerli misafirler, kıymetli müminler, şimdi hocamız bazı ibareler zikredecek. Bizler de devamını bizler getireceğiz. Dedik, hocamız diyecek ki gözlerimiz sana feda olsun, bizler hep birlikte ya Resulallah diyeceğiz. Hocamız diyecek, boyunlarımız, hayatımız, canımız, annelerimiz, babalarımız, kardeşlerimiz, çocuklarımız, malımız, mülkümüz, hayatımız sana feda olsun. Sizler hep birlikte ya Resulallah diyeceksiniz. Doğudakiler, batıdakiler, Allah Resulüne, Efendimiz'e duyduğumuz iştiyakı, ona aşkımızı duysunlar ve buna şahit olsunlar. Hep birlikte ürkmeden, çekinmeden, tek bir ses ile yerleri titretecek bir şekilde Allah Resulüne duyduğumuz iştiyakı dile getirelim. بِعُيُونِنَا نَفْدِيكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ بِعُيُونِنَا نَفْدِيكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أين أصواتكم؟ Sesleriniz nerede? بِعُيُونِنَا نَفْدِيكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ بِآبَائِنَا نَفْدِيكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ بِأُمَّهَاتِنَا نَفْدِيكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ بِأَبْنَائِنَا نَفْدِيكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ بِرِقَابِنَا نَفْدِيكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ بِأَعْنَاقِنَا نَفْدِيكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ بِصُدُورِنَا نَفْدِيكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ بِقُلُوبِنَا نَفْدِيكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ بِأَرْوَاحِنَا نَفْدِيكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ بِعُيُونِنَا نَفْدِيكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ بِأُمَّهَاتِنَا نَفْدِيكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ بِآبَائِنَا نَفْدِيكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ بِأَبْنَائِنَا نَفْدِيكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ بِأَمْوَالِنَا نَفْدِيكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ بِعُيُونِنَا نَفْدِيكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَأَنَا الآنَ أقول يا رسول الله يا محمد أنتم تقولون أغس أغس Hocamız diyor şimdi ise Allah Resulü'nü vesile kılacağız. Ben diyeceğim ki ya Resulallah, ya Muhammed, sizler ise tek bir ağız ile en yüksek sesinizle yerleri titretelim. Ağız ağız diyeceğiz. Evet. Ya Resulallah ya Muhammed dediğinde hocamız bizler de ağız ağız diyeceğiz. Nedir bu güzel kelimenin manası? Ya Rabbi Muhammed'in hürmetine bize yardım et. Bizleri muhafaza eyle. Bizleri mübarek kıl. Ya Muhammed! Ağız ağız! Ya Muhammed! Ağız ağız! Ya Muhammed! ونختم بالشهادتين. كلامنا en hayırlısı olan kelime-i tayyibe ile kelime-i şehadet ile hep birlikte inşallah sohbetimize son vereceğiz. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمد رسول الله. وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمد رسول الله. وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن محمد رسول الله بارك الله بكم أوصيكم أن تكونوا مع جمعيتكم
Cemiyetil Hidayah. Yüce Rabbim Celle Celaluhu hepinizi mübarek kılsın. Allah sizden razı olsun. Hidayet Derneği ile olunuz. Onların derslerinden istifade ediniz. Barakallahu bikum. Entum ihvanuna. Nahnu nuhibbukum fillah. Cema'anallahu fil firdevsil a'la. Bizler Allahu Teala sizleri mübarek kılsın diyoruz. Bizler sizleri Allah için seviyoruz. Yüce Rabbim Celle Celaluhu bizleri cennetinde Firdevs-ül A'la'da hepimizi buluştursun. Allah razı olsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Biraz duygulandınız. Ben sevdiğim için duygulandım. Maşallah diyelim. Bizler de Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i kutlu numarasını nasıl tutuyoruz size göre? Nasıl şu anda program nasıl gidiyor? Çok güzel ya. Bu üçüncü benim gelişim. Yani her şeyinde geliyorum ben. Nasıl bir feyiz alıyorsunuz? Şu an duygulandınız. Kalben feyiz alıyorum ben. Kalben. Ruhen. Beden. Yani ümmeti olarak, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ümmeti olarak neler yapmamız lazım? Neler yapıyorsunuz? Onun her şeyini yapmak lazım. Yani onun bütün duygularını yaşamak lazım. Yani onu yaşadıkça anlarsın. Yaşamayan da anlamaz. Nasıl yaşamamız lazım size göre? Onun yolunda gideceğiz. Yani onun verdiği bütün feyizleri yapacağız. Yani budur bunu yaşamak. Yoksa anlayamazsın. Nasıl bu şu anda Cemil Halim Efendi hocamızı şu anda Lübnan'dan geldi kendisi. Peygamber Efendimiz Selim soyundan geldi. Ayrı bir güzellik. Yani onu bize anlatması, onun o güzelliğini getirmesi, onun nurunu göstermesi, o da ayrı bir güzellik. Kandiliniz mübarek olsun. Kutlu doğum haftanız mübarek olsun. Sizlere, milletimize, vatanımıza, tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını yüce Rabbim'den diliyorum. Başlamadan önce sizlere bir sürpriz var. Nedir bu sürpriz? Hidayet Derneği'ne bağlı bacılarımız, analarımız, ablalarımız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aşkına bu sure içerisinde, hazırlıklar içerisinde 1 milyar salavat okudular. Bu 1 milyar salavatı ve birkaç tane hatim indirmişler. Bunları onların adına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhuna, tüm peygamberlerin ruhuna ve siz değerli Müslümanların vefat eden tüm Müslüman akrabalarınıza hediye ediyoruz. Allah Teala kabul buyursun. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, sağ ol, teşekkür ederim. Hidayet Derneği'nin düzenlemiş olduğu Kutlu Doğum Haftası programındayız. Çok sevindim. Çok güzel bir program oluyor inşallah. İnşallah, çok güzel, sevindim. Nasıl şu anda gidiyor programımız? Çok güzel gidiyor. Allah razı olsun. Yapanlara da, yardım edenlere de, hepsine de Allah razı olsun. Nasıl bir katılım olmuş şu anda? Katılım nasıl? Çok güzel. Duygulandınız. He? Duygulandınız. He valla, duygulandık, ağladık bile. Çok duygulandı. Nasıl? Cemil Halim Efendi Hoca geldi şu an Lübnan'dan. Çok güzel, Allah razı olsun. Nasıl bir feyiz aldık? Çok güzel, duygulandık yani, sevindik yani. Nasıl? Yani Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ümmeti olarak neler yapmamız lazım? Nasıl bir kutlamasını yaşamamız lazım size göre? Dinimize düşkün olmamız lazım, namaz kılmamız lazım, Kur'an okumamız lazım. Çocuklarımızı öyle yetiştirmek lazım yani, o kadar. Nasıl? Layıkıyla Müslümanlığı yaşayabiliyor muyuz sizlere? Tabii tabii, bize yaşanıyor yani. Kimi yapıyor, kimi yapmıyor yani, doğrusu. Allah'a gidin, nasip etsin diyoruz inşallah. İnşallah, biz hani. Son olarak ne yapalım bizler de? Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ruhuna bir dua, bir sure biliyorsanız onu okuyalım, hediye edelim kendisine. Ne okuyayım, Fatiha mı okuyayım? Fatiha, başka bir dua biliyor musun, sure biliyor musun? Yok, o kadar bilmiyorum ben. Fatiha okuyun. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillah rabbil alemin ve rahmanirrahim, malik yevmidin. Yâken abdû, yâken esen, sirâtil müstakîm, sirâtil lezîn alâ amtu aleyhin, gîril mağdibi ve reddâlin, amin. Allah kabul etsin, Allah razı olsun. Sağ ol, Allah sana da razı olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifinde her kim bana bir salavat getirirse Allah ona 10 rahmet indirir. Ve her kim bana 10 salavat getirirse Allah 100 rahmet indirir. Evet değerli Müslümanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adına yapılan bu programlar Kutlu Doğum Haftası içerisinde 12 Rabi'l-Evvel'de yapılan bu etkinlikler Peygamber Efendimiz'e karşı
ne kadar bağlı olduğumuzu, Peygamber Efendimiz'i ne kadar sevdiğimizi, Peygamber Efendimiz'e karşı ne kadar aşık olduğumuzu bu cümle aleme belirtiliyor. Ve sizlere küçük bir bilgi aktarmak istiyorum. Yakın zamanda İngiltere'de yapılan bir araştırmada dünyada en fazla tutulan isim nedir? Muhammed'dir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hidayet Derneği'nin düzenlemiş olduğu Kutlu Makbuzu programındayız. Evet. Bu aradayız. Evet. Çok güzel bir katılım var. Duygulandık. Çok valla. Yani nasıl duygulandık? Neler söylemek istersin? Anlatın biraz bizlere. Program nasıl? Allah. Nasıl kutlamamız lazım? Allah'ın adı söylendiği zaman tüylerimiz diken diken oldu. Yüce Rabbimizin. Yani ne yapalım? Laikle Müslümanımızı yaşayalım inşallah. İnşallah, inşallah. Herkese nasip etsin bu günleri. Her sene görmemiz lazım inşallah. Yani bu dünya tabii gelip geçici bir dünya. Tabii. Ne yapalım? Allah için, hem Peygamber'in sözünü ümmeti olarak ne yapmamız lazım? Yani ibadet etmemiz lazım. İbadet. Nasıl? Yani Kutlu Cumartesi'ni sadece bu aylarda mı yaşamamız lazım? Her gün mü yaşamamız lazım? Her gün, her zaman. Her gün ve her zaman. Görev kimlere düşüyor? Yani çocuklara mesela aşılamamışsın, görev kimlere düşüyor? Anne babaya. Ne yapmamız lazım? Sizler ne yapıyorsunuz evde? Kutlu Cumartesi nasıl yaşıyorsunuz? İşte ibadet etmek, Kur'an okumak, oruç tutmak. Nasıl manevi olarak böyle güzel kutsal bir aya girdiğimiz zaman nasıl bir mutluluk oluyor sizde içinizde? Onu işte vallahi kutluyoruz yani, dua ediyoruz bu ay, Kur'an okuyoruz, kutluyoruz yani her zaman nerede bir sohbet varsa gidiyoruz, Kur'an okuyoruz, birleşiyoruz evlerde. Öyle. Allah kabul etsin diyorum ben. Sağ ol. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhuna bir dua alayım sizden, süre alayım. Ruhuna hediye olsun. Ne okuyayım? Bildiniz, kulağınız ve Rabbiniz felaket ne biliyorsanız. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله كامل يسلم إن شاء الله. Çok teşekkür ederim. Sevdiği. Allahu Teala bu dünyaya 124 bin peygamber göndermiştir. Olan ilki Adem peygamber, onların sonuncusu ise Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'dır. Bütün peygamberler aynı dinle gelmişlerdir. Bütün peygamberlerin dini İslam'dır. Bütün peygamberlerin inancı, akaidi aynıdır. Fark yoktur aralarında. Dolayısıyla kesinlikle semavi diller diye bir şey yok. İlahi diller diye bir şey yok. Hak diller diye bir şey yok. Tek bir tane semavi din var. Tek bir tane hak din var. Tek bir tane ilahi din var. O da İslam dinidir. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği gibi اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Allah nezdinde hak din İslam dinidir. Musa Yahudi değildi. İsa Hristiyan değildi. İbrahim putperest değildi. Bütün peygamberler tek bir dille gelmişler. O da İslam dinidir. Dolayısıyla semavi diller diye kullanılmaz. İlahi diller diye kullanılmaz. Hak diller diye kullanılmaz. Hidayet Derneği'nin düzenlemiş olduğu Kutlu Cumartesi programındasınız sizler de. Neler söylemek istersiniz? Nasıl şu anda gidiyor Kutlu Cumartesi? Çok güzel, çok güzel bir etkinlik. Her yerde olması gereken bir şey bence. Nasıl? Yani Peygamber Efendimiz'in ümmeti olarak neler yapıyorsunuz bu kutsal günlerde? Neler yapmamız lazım? Dualar okumamız gerekiyor. Bol bol dua etmemiz gerekiyor. Evet. Siz nasıl buldunuz şu anda programı? Şu anda Cemil Halim Efendi Hoca şu anda Lübnan'dan geldi. Kendisi Peygamber Efendimiz'in soyundan geliyor. Nasıl bir feyiz aldınız? Çok keyif dolu. Yani çok güzel bir şey. Bence herkesin gelmesi gereken bir yerde zaten burası. Size geldik. Teşekkür ederim. Allah kabul etsin. İnşallah. Dua biliyor musunuz süre? Bir dua, bir süre biliyor musunuz? Allah burada Allah. Mı söyleyeyim? Evet. Sesli olarak alayım. Fatiha'yı okuyayım o zaman. Okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yemettir. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhtinâ sıratal mustakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve leddâin. Allah razı olsun. Allah kabul etsin. İnşallah. يا طيبا يا شفا العيانا اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا اي طيبا يا
düzenlemiş olduğu Kutlu Doğum Atlısı programındayız. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i bu programda anıyoruz. Neler söylemek istersiniz? Program nasıl gidiyor sizlere göre? Güzel. Bence katılımın çok fazla olması ve her tarafa duyurulması çok güzel bir şey. Böyle açık bir alanda olması daha da güzel. Nasıl? Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ümmeti olarak layıkıyla ona layık olabiliyor muyuz? Neler yapmamız lazım? Yani sizler bu güzel kutsal aylarda neler yapıyorsunuz? Çocuklarınıza neler aşılıyorsunuz? Vallahi çok layık olduğunuzu söyleyemem. Ona layık olmak o kadar kolay bir şey değil. Ama bu katılımlar, bu yaptırımlar çok güzel. Onun için sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Siz neler söylüyorsunuz? Ben aynı şeyi söylerim. Ben de canım. Gayret ediyoruz ama ne kadar olur bilmiyorum. Yani bizler tabii ki yapalım. Allah ne kabul eder. Zaten o olur. Allah'ın dediği olur. Amin. O zaman ne yapalım? Son olarak sizden bir dua ve bir süre alayım ben. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhuna hediye olsun. Rahmetel lil alemin. Yani bildiğiniz bir Nas suresi falan değil. Öyle mi? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Men şerr vesvaseten nas. Ellezî yevesvesu fî sudûrin nas. İnnel cinnete ven nas. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Cümlemize. Muhammed doğum ile bize rahmet oldu. Ey kurtuluş isteyen, sen de bir oğlunu meydeler olsun. Kaynaklı ben rahmet doldu. Muhammed sevdiğimiz önderimiz. Rabbimize şükrederiz. Melekler sevdiğini ağaçla tasdik ettikçe çok seviyoruz. Bunlar gördüyoruz. Hayatuna hubbu Muhammed. Ana unayyum besecek tat. Vel mu'minu hakkun yesad. Bihuda hakkun yuşad. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Ne diyorsun şu anda bana? Ne bu? Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İnsansınız. Nasıl gidiyor şu anda programımız? Hidayetlerinin üzerine çok program. Güzel gidiyor. Neler yapıyorsunuz? Şu an tabii ki neler veriyorsunuz şu anda gelen insanlarımıza? Afişleri dağıtıyorum evlerinde asılması için. İki tane. Yüce ne var mesela? Şu anda ne dualarınız var şimdi? Fakide'nin beyanı dair dualar ve anlamlarıyla birlikte. Bu da kutsal emanetler. Nasıl şu anda? Programı nasıl buldunuz? Katılım böyle bekliyor muydunuz?